Herkese selam reisler, GTA 5'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yan görev yapacağız. İlk önce bir soru işareti görevi var, ona gidiyorum. Bakalım bizi ne bekliyor. Umarım keyif alacağınız bir bölüm olur. Kanala abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bakalım bizi ne bekliyor. İlk önce Trevor'ın bir yan görevini yapacağım. Ardından Franklin'de bir görev var, ona gideceğiz. Sadece bir görev var, onu yapmaya çalışacağım. Sonraki bölümde Trevor görevi var, ona gideceğiz. Ana görev olarak oraya gideceğiz sonraki bölümde. Bilginiz olsun, onu bir sonraki bölüme saklayacağım. Eğer kısa sürerse Franklin'in arabasını modifiye edebiliriz detaylı olarak, bilginiz olsun. Çünkü en son ona geçeceğim. Herkese iyi seyirler tekrardan. Bakalım bizi neler bekliyor. Selamlar. Gözünü dört aç. Devriye mi lan o? Merhaba. Garip bir şeyin kokusu oluyor musun? Bir şey göremiyorum patron. Bize belgelerini göster. Bize pasaportunu ver. Hiçbir şey anlamıyorum. İngilizce anlamıyor musun sen? Senin lanet sorunun ne? Sana diyorum ki pasaportunu göster. Tutuklu mu? Ne diyorsun oğlum sen? Amerika özgürlükler ülkesidir. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sivil bir koruyucu oluşturacağız. Training exercise. Alıştırma egzersiziydi. Pekala, öyle olsun. I'm so glad that you patriots are out here defending. Bu Amerikan şarkımlarını savunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ya. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Aynen öyle. There's a real problem here. Nedir o problem? Bir sürü insan, bir sürü insan ailesine bakabilmek için buraya akın ediyormuş. Küçük ücrete. Bu bana nedense çok tanıdık geldi. Nedense. Bekle. Vatansever dedektörüm harekete geçti. O ne lan? Vatansever dedektörü de değilmesi. Bu tepelerin altında birkaç illegal var. Sen sür, ben mi? Sen sür, emin misin? Bu ülkeyi seviyorum. Tanrı kraliçeyi korusun. Pekala, korusun bakalım. Şüphelileri gitsin. Ne yapacağız? Dedektif olayı mı yoksa koruyucu olayı, koruyucu olaylarının falan mı girişiyoruz? Yellow Jack meyhanesine gitmemiz gerekiyor. Gidelim bakalım. Orada beni çok seviyorlar. Kesinlikle çok yüksek bir sinyal alıyorum. Vatansever metcan istenmeyenleri 179 doğrulukla gösteriyor. Hadi bakalım, umarım yalnız gitmiyoruzdur. Bu şaka falan değil değil mi? Yani kaçaklarla takılmayı bayılırım ama siz iki ezik kesinlikle gerçek olamazsınız. Ne yazık ki bu olabildiği kadar gerçek. Öyle mi dersin? Bu insanlar yaşam şeklimizi tehdit eden ve mülk fiyatlarımızı dibe vuran, vurduran suçlular. Amerikan rüyası yalan mı oldu yani? Bu anayasaya aykırı. Aynen, daha büyük sorunlar var bu ülkede. Onları halletmeleri lazım. Beynimiz mi yıkanmış? Dene bakalım, fikrimi değiştirebileceğim mi? Hey, if you do well in your civil border patrol trial, yani para da ödeyeceksin, iyi. Para da alıyoruz bu işin karşılığında. Önce görmem lazım. Görmeden sana ne diyebiliriz ki? İşte geldik, dışarıda illegallere dair biriniz yok. İçeride olmalılar. Tamam, içeri girerim ben, bir bakayım içeri. Çok içme birader, çok içme, çok. Merhaba. Bu arada birilerini arıyoruz, kim arıyoruz? Bu çok mantıksız. Buradaki herkes zaten illegal bir şey yapmış. Burada kimse yok. Hey Trevor, get out here now! Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz oğlum? Kaçanlar mı? Onlar mı? Tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Gerçekten mi? Öldürmeyeceğiz, pekala. Ama bunlar öldürüyor hocam. Bunlar öldürüyor, onu ne yapacağız? Allah, bir dakika. Çaplarınızı tutun oğlum, gidiyoruz. Buralar baya
hakkınızı duyarlar. Aman oğlum, onu yapmasan iyi miydi? Onu yapmasan iyi miydi? Duracak zamanımız yok. Durmuyorum zaten oğlum. Takla attım, görmüyor musun? Takla attığımı görmüyorsun herhalde. Kaçırmayız, biraz rahat olun lan. Kaçırmayız asla. Biraz rahat olabilir misiniz? Oğlum bu nasıl bir yer be? Habere takla atıp duruyoruz. Ne biçim yerlerden gidiyorsun birader, ne biçim yerlerden gidiyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Oralardan da gidilmez ki. Hayır oğlum, adamları kaçırmayacağız. Nereye gidiyorsun sen? Çok saçma sapan yerlere gidiyormuş gibi bir his var şimdi ama. Hadi hayırlısı. Bu çölde ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bu çölde ne yapabilirsiniz ki? Eninde sonunda yakalanacaksınız, dikkat et. Ediyorum, takip ediyorum ben şu an sadece. Keep those stun guns at the ready, my friend. They're probably gang members. Aman. I heard that some of these undesirables are trafficking. Tekrar şeye doğru çıkmaya çalışıyor. Daha doğru. Ne yapmaya çalışıyorsun birader? Yakalanmayacağını falan düşünüyorsun. Durdular. Who are you? Oldu mu? Yaptık birader. Bunun için üzgünüm dostum. Onlar burada kanunu çiğniyor. Ne yapıyoruz? Gerisini biz hallederiz. Şimdi eve gitme zamanı. Pekala. Ben gelmiyor muyum? Lütfen bitsin, seninle geliyorum. Ben gelmiyor muyum lan? Ben ne yapacağım? Yardımın için teşekkürler Rüftaş. Amerika sayende biraz daha güvenli. Öyle mi dersin? Dur oğlum, ben ne yapacağım? Ben de şu arabayı alayım bari. Araba sarsız. Eyvallah, görüşürüz. Bu muydu yani görev? Hadi görüşürüz, selametle. Vay arkadaş, yaptığımız göreve bak. Sadece takip ettik. Fazla hiçbir şey yapmadık. Ne ateş ettik, ne mermimizi harcadık. Sadece takip ettik. Öldürmek yoktu. Zaten Maud'un görevlerinden de bunu biliyoruz. Joe ve Joseph adlı kişiler eklendi. Ne yapmışız? Müziği durdur. O neymiş lan? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Pekala. Şimdi ne yapabiliriz? Burada yeni görev listesini başlatan bir şeyimiz var gibi görünüyor ama ona gitmeyeceğim. Burada bir tane soru işaretimiz daha var. Ona bir gidip bakabiliriz ama bununla gitmek pek mantıklı görünmüyor. Yolumuz çok uzun çünkü. Sizin de vaktinizi çalmak istemediğimden ben bir Downton taksi şirketini bir arayayım. Bir tane taksi çağırayım ve oraya daha hızlı gidelim. Çünkü bir araç modifikasyonu yapmak istiyorum açıkçası. Franklin'in arabasını modifiye edelim istiyorum bu bölümde. Hadi bakalım. Umarım iyi bir görev sesini açan şeylerden değildir. Göreceğiz, geldi taksimiz bu arada. Sen mi gelirsin yoksa ben mi gelmeliyim? Herhalde ben gelmeliyim. Dur hocam. Benim aslanım, bir bineyim. Gideceğimiz yer belli. Aynen öyle. Oraya gideceğiz. Hızlı bir şekilde gönder gitsin. İzlemeyelim. Yolculuk zaten çok da önemli değil. Oraya kadar araba süreceğimize... Aslında biz buna fast travel'da diyebiliriz. Yani taksiye gittiğimiz şeyler fast travel'da olabiliyor aslında ama... Neyse. Pek önemi yok bunun. Geldik. Hadi bakalım, görev bu mu? Ne yapıyoruz burada? Zengin mahallindeyiz. Merhaba. Aha! Yeni görev sesini açıyormuş, aynen öyle. Sen bizi görmemezlikten gel. Burada değilmiş gibi bahsay. Tamam. Jock Cranley misin? O da kim lan? Aktör ve sanatçı. Ha. Eserlerine bayılıyorum. Ne alaka lan? Çifte heyecan. En sevdiğimiz program. Van Thorn. Şipşakla. Gülümseyin. Beni boğazlamış gibi bir poz verir misin? Gerçekten mi? O afişte yaptığın gibi. Ciddi mi? Pekala. O halde memnuniyet yaparım. Olur mu ha? İyi mi? Belki de şöyle. Yapsan daha iyi olur ha? İşte böyle. Beğendin mi? Bu kadar yeter azizim. Beğendin mi ha? Dur lütfen. Tamam, sen istedin bunu. Şimdi neden böyle davranıyorsun? Etkilendim. Neredeyse gerçek bir kadın ha? Değersiziz. Ne değersiziz lan? Ben Jack değilim. Jock değilim. Jack ya da Jock.
Crane. 80'lerin büyük yıldızı. Biz ünlüleri severiz. Yunan şehri bu yüzden geldik. Seninle tanışmadan önce de Bruce Tweedy'nin evine girmeyi deniyorduk. Ve çöpünü çalmayı. Bu yıldızların çöpe attığı şeyler. Sana bana benzemez onlar. Ben Tony, ünlülerin iç çamaşırları ve banyo ürünlerinden olsan inanılmaz bir koleksiyona sahip. İğrençsin. Ne yapacaksın onları be? Çöp onlar. Adı üstünde çöp. Koleksiyon böyle mi olur lan? Yardım ihtiyacımız olabilir. Bütün bu duvarları, duvar tırmanışları, çöpleri karıştırma işlemleri zahmetli. Birkaç tane Vinewood hatırası müzem için. Şu haritaya bak lütfen. Ünlü bir şahıs yaşıyor. Hepsinin içinde ünlü bir şahıs yaşıyor. Ve bazıları önce civarda takılıyor. Bize bir şeyler getir. Gerçekten çok minnettar kalırım. Öyle mi dersin? Pekala o zaman. Yine bir kasıklarla tanıştık. Şizofrenik sancılar çifti. Aynen öyle. Şizofrenik sancılar çifti. Çok güzel bir... şey olabilir bu. Unvan olabilir bunlar için. Rumuz da olabilir. Pekala. Ne yapıyoruz? Sen bana bir şey göndereceksin. Bu çiftle tanıştığımıza göre bir tane Arzam'da bir şeyler çıkacak gibi. Çıktı mı? Arzam'da herhangi bir şey. Çıkmış olması lazım. Bunları yaparız herhalde. Sen gönderene kadar ben bir şeye geçeyim. Franklin'e geçeyim. Franklin'de görevlerimiz vardı bir tane. Ona bir gidelim. Yeni bir çiftle tanıştık. Onlar ünlülerin eşyalarını, eşya demeyelim, çöplerini karıştıran insanlar. Bizden de şey istiyor. Ünlülerin eşyalarını, işte çöplerini, eşya demeyelim biz buna da, çöplerini istiyorlar. Haritamızda henüz bir şey çıkmadığı için Franklin'e geçtim ben. Vakit kaybetmek çok istemiyorum açıkçası. Çünkü bir araç modifikasyonu yapmak istiyorum. Özellikle bu arabayı modifiye edeceğim. Çok kötü görünüyor çünkü. Gideceğim yeri de önceden işaretlemiştim ben. Zaten... Hadi bakalım lütfen bizi bakalım neler bekliyor. Paraşüt olaylarımız falan mı olacak acaba? Emin değilim. Orayı gösteriyor ama. Umarım paraşüt şey değildir ya. Paraşütten acayip nefret ediyorum. Yaptık ama. Uçuş okulunda yapmıştık bunu ama. Pek sevdiğimi söylemez. Tamam. Adrenalin pompalıyoruz bir şekilde ama. Çok sevdiğimi söylemez. Görevleri tamamlamak için de bir yan görevler listesi açacak bize galiba. Eğer öyle bir şeyse, eğer paraşüt yapacaksak, paraşütle iniş yapmayı deneyeceksek yeni görevler açılabilir. Hatta ben şöyle göstereyim ki daha da açıklayıcı olsun. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Burada paraşüt şeyleri var. Paraşütle atlama, burada bayağı var. Burada var. Yani bu Los Santos'un ve diğer yerlerin haritadaki çoğu yerin paraşütle atlama, iniş yapma yerleri var. Paraşütle atlayabileceğiniz konumları var. Oralarda atlama görevleri mi başlayacak onu bilmiyorum. İyi ki bu galiba. Göreceğiz. Gidip göreceğiz açıkçası. Bu da bir şey. Aktivite. %100 bizim için önemli midir bunu bilmiyorum ama bunları da yapacağımızı söylemeliyim. Oyunda ne varsa yapacağız açıkçası. Umarım hoşunuza gidecektir bunlar. Hikaye bitmeden yapmayacağımı zaten söylemiştim. Oraya giderken GTA San Andreas hakkında da şunu söyleyeyim. 5 hafta içerisinde ilk %100 görevlerden, %100 bitirmek için yaptığım görevlerden birini paylaşacağım. O da şey olacak. Grafiti var ya, duvarlarda grafitiler var ya, spreyle boyuyorsunuz. Onlardan 100 tanesini yaptığımız bir video gelecek. Henüz onu hazırlamaya başlamadım ama bir tık zahmetli olacağını düşünüyorum. Burada değil mi peki? Yukarıda galiba o zaman. Neredesin acaba? Bu adamı bulmakta aşırı zahmetli bir şey be. Diğer soru şartımızda yeni görevler başlıyor. O da gözünüzü tamamlamak için önemli şeylerden biri. Ona şimdilik gitmeyeceğim. Oyun bitince, hikaye bitince gideceğim oraya. Çünkü karışır, unuturuz. Hikaye bir ara sahne gireceği için unutacağımızı düşünüyorum nedense. Merhaba. Bu adam hangi cehennemde be? Neredesin oğlum sen? Ben seni niye görmüyorum? Ben bir şey diye yanlış yapıyorum ama nerede? Acaba yukarıda olabilir misin sen? Yukarıda olabilir misin?
Tamam da ben oraya nasıl geleceğim canım? Ben oraya nasıl gelebilirim? Evet, adam yukarıda. Buradan bir atlayış yapacak galiba o. Yukarıda. Bir helikopter şart oldu bize. Helikopter şart oldu. Gidelim helikopteri alalım. Helikopter almaya gidelim. Şuradaydı. Helikopter yeri buradaydı. Hemen gideyim oraya ben. Alalım helikopterimizi. Hatta şöyle yapalım mı? İlk önce şu arabayı bir modifiye edelim mi? İlk önce bunu bir modifiye edelim mi? Araya bunu sıkıştıralım mı? Bence daha güzel olabilir. Ardından gidip bu paraşütte atlayışımızı yapalım. Şu arabayı bir modifiye edelim ilk önce reisler. Çünkü çok kötü görünüyor. Biraz değiştirmek lazım. Ki finale de çok az kaldı. Artık finale de bu şekilde gitmeyelim. Modifikasyon yapılmış araçlarla gitmek daha mantıklı olacaktır. Her bölümde bir aracı modifiye edeceğim. Zaten 3 tane aracımız mevcut. O 3 aracı da modifiye edeceğim elimden geldiğince güzel bir şekilde. İlki Franklin'in oluyor reisler. Bir sonraki bölümde de Trevor'ın aracını yaparız. Muhtemelen Franklin'in diyorum. Michael'ın da arabasını aynı bölümde yapabilirim. Bölüme başlamadan onları da halletmiş oluruz büyük ihtimal. Bilginiz olsun. Finale çok az kaldı. Adım adım finale gidiyoruz reisler. Umarım hoşunuza giden bir seri oluyordur. Açıkçası ben keyif alıyorum her saniyesinden. Oyunda yapabileceğimiz birçok şey var. Bazı bilinmeyen sırlar, gizemler falan var. Bunlara bakacağız. Tahmin yürütmeye çalışacağız kısacası. Merhaba, ben geldim. Şimdi ne yapabiliyoruz? Bu arabaya bir tamir yaptın. Şimdi zırhta pek fazla bir alternatif vereceğini sanmıyorum. O yüzden zırh yapmayacağım. Frenlerde ne var? Yarış frenleri olsun. Çok hızlı gidiyoruz. Çünkü tamponlarda ön far bu. Tamponlarda ne var? Ne buluyoruz? Boyalı tampon. Bu olur. Bunu alalım hemen. Arka tamponlarda ne var? Şu sanırım daha güzel. Bunu aldım. Eyvallah. Motor. Motor en güçlüsü olsun. Egzoz. Ne var? Şu var, güzel görünüyor. Yarış egzozu olur. Yarış aracı yapıyoruz kendimize şu anda. Şu daha güzel. Açık intersolar diye bir şeyimiz var. Aldım onu da. Ön kaput. Bunlar çok da gerekli değil ama şunu alabilirim. Aynen bunu aldım. Kornamız kalsın orijinal. Farlar. Hemen yaptık. Neon kitler. Neon düzeni. Her yerde, ön arka yanlar, her yerde olsun. Bizim rengimiz yeşildi, o yüzden yeşil bir şey almaya çalışacağım. Var mı yeşil? Yok mu? O zaman ne alalım? O yoksa karışımız var. Ama ben bir turuncu yapacağım. Bu araca bir tane turuncu gider. Eyvallah, onu da aldığıma göre plaka. Plaka olduğu gibi kalsın, çok fazla gerek yok. Birinci rengimiz. Metalik olarak değiştirebiliyor muyuz? Bir dakika, şöyle bir yukarı alabilir misin? Bakayım bir. Bu araca ne renk gider biliyor musunuz? Bu araca bence... Gündoğumu turuncusu gayet iyi gidebilir. Gündoğumu turuncusu yapacağım. İkinci rengi de hemen aynı şekilde yapalım. Turuncusu. Gün doğumu turuncusu yapalım hemen. Nerede? Evet, burada. Yaptık. Bu kadar. Bunu da yaptığımıza göre hazır. Koruma kafesi neymiş? Buna gerek var mıdır bilmiyorum açıkçası. Çatıda ne var? Olduğu gibi aslında marşlı yerlerde ne varmış? Böyle olabilir. Karbon olabilir. Rüzgarlık. Aha, en sevdiğim. Şöyle bayağı bu uzun yapabilir miyiz? Şu olabilir aslında, karbon kanat. Aynen. Onu yaptık. Süspansiyonda yarış süspansiyonunu bastım. Turbo'da veriyoruz turbo'yu da. Evet. Jantlar dur. Jantlarda jant tipimiz bu olabilir mi? Olabilir. Başka var mı? Yarış aracı olarak da şöyle bakalım ne var? Ne verebilirsin bana? Baklavi kesim diyor. Ne alabiliriz? Hangisi güzel olur? Şunu aldım. Uzar var. Uzar bir tane alayım. Tamam. Jant rengi.
Bu sahada yoksa gerçekten iyi olmaz. Turuncusu varmış. Yeşil var mı yeşil? Yeşil istiyorum. Küf yeşili. Neyse ben sen bana tekrar bir birinci tohumu turuncusundan ver. Aynı olsun. Lastikler. Lastik dumanı diye bir şey var. Onu da turuncu yaparsan gayet iyi olabilir. Aynen onu da yaptık. Camlar. Valla koyu cam şeyini bastım ben. Tamam başka bir şey yok değil mi? Yok. Gidelim. Bu kadar basit. Arabamız nasıl oldu reisler? Bence gayet iyi yaptık. Gayet iyi yaptık. Turuncu en sevdiğim renklerden biridir bu arada. Franklin de en sevdiğim karakterlerden olduğu için de bu bence gayet iyi oldu. Şimdi helikopteri almaya gidiyorum. Hemen gidelim şu çatlakla, katikle bir görüşelim. Yukarıda büyük ihtimal o binanın yukarısında atlayış yapmak için beni bekliyor. O atlayışı yaptıktan sonra da videoyu sonlandıracağım reisler. Bölümün sonuna geleceğiz. Sonraki bölümde de bölüme başlarken ilk önce Trevor ardından da Michael'ın arabasını modifiye edeceğiz. Michael'ın arabası geldi mi? Emin değilim. Emin değilim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz oğlu almıştı arabayı. Geri gönderdi mi? Geri teslim etti mi? Emin değilim bu konuda. Umarım göndermiştir. İlk dakikadan da arabayı oraya bulmasaydım gayet iyi olabilirdi. Merhaba. Helikopter var mı? Var. Merhaba. Franklin, my man. Listen, my buddy's got his boat out. I could drop you over it if you've got the balls. Vay, gerçekten mi? Buraya gelmem gerekiyormuş lan. İyi, gayet iyi o zaman be. Ben çalacağım falan düşündüm. Seni bırakabilirim falan diyor. Gideceğiz mi? Adama. Gitmiyoruz mu? Oradan değil tabii ki de. Dur şuradan. Şuradan yapacağız. Peki ben yanlış yere bindiğim için öyle oldu. Pekala gidelim. Götür bizi reis. Ben gelini süreceğim falan sandım ama öyle değilmiş. Götür bakalım reis bizi. Benim için gayet iyi. Ne yapıyoruz? Bir arkadaşımın teknesi var. Seni bekliyor. Ona Jeff'ten bir... O ne lan? Ashes diye bir şey olduğunu söylüyor. Öyle mi dersin? Pekala. Atla oğlum ya. Atla. Tamam. Bas. Hallederiz reis. Biz de o. Relax ya. Relax yaparız. Bu bizim için sadece 2 dakikalık bir olay. Bak şimdi fail olmayalım da. Merhaba. Ana yapamadım. Olmaz lan. Bunu tekrar deneyebiliyor muyum? Deneyebiliyorum. Güzel. Tamam. Paraşüt. 2 dakikalık bir şey dedikten sonra da fail olmama ne diyorsunuz reis? Kaç puan verdiniz? Bu arada çok alçalmasa mıydın acaba? O kadar çok. Alçalmasan harika olurdu be. Neden olmuyor? Allah'ım paraşütlerden nefret ediyorum ya. Paraşütlerden nefret ediyorum ve sürekli fail oluyoruz. Hayda. Pek iyi değil. Tamam ben çok fazla aşağı atlama çalışması yapmayacağım. Şöyle bir sadece kendimi ortalayacağım ve şimdi kendimi salacağım, 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 salacağım. Oldu. Yaptık hocam. Bu muydu yani? Bu muydu? Verdiğim para bu mu yani? Bunun için miydi bu? Götür bakalım beni. Nereye götürüyorsun kral? Beni burada bırakman lazım. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Beni burada bırakmasaydın keşke. Bu da mı bırakacaksın? Allah senin cezanı vermeye. Beni bıraktığın yere bak. İnsan daha düzgün bir yerde bırakır. Yani ne bileyim. Burada bırakmanın işini anlayamadım. Salak. Kullanmayı bilmiyorsan girişmeyeceğim bu işlere. Pekala. Biz normalde şey alacaktık. Helikopter alacaktık ama o atlayışı yaptık reis. Atlayışlardan birini yaptık. Bravo ya. Gerçekten bravo. Atlayışlardan birini yapmışız. Vay arkadaş ya. Atlayışlardan birini yapacağımı hiç düşünmemiştim. Adamı öldürecektim lan ben. Amacım adamı öldürmekti. Ben de diyorum ne alaka. Ne alaka yani. Vay arkadaş ben de görevi yaptık sanıyorum. Ben de adamı görmeyi bekliyorum ya. Niye uyarmıyorsunuz reis? Niye uyarmıyorsunuz? Boşu boşuna yapmış olduk bunu. Pekala pekala sıkıntı yok. Ben oraya nasıl geçebilirim? Sakin olun. Sakin ol. Benim bir şekilde oraya geçmem lazım. Nasıl geçebiliriz? Helikopteri indirtmem lazım benim.
Onun kafasına sıkaydım bu görevi yapmazdık büyük ihtimal. Neyse bir tanesini yapmış oldum. Gören kimisi yok sanırım, gidebilirim. Alarm kapağı, lütfen alarmı sustur. Alarmı sustur, başımızı belaya sokacaksın. Şimdi aynasızlar damlayacak buraya reis. Kapat şu alarmı. Hah, güzel. Bir dakika, hocam bir dakika. Bana vurmasaydın iyi mi olurdu sence? Ben nereye gidiyorum lan? Dur ben nereye gidiyorum? Dur. Ben nereye gidiyorum? Ben bastım gidiyorum da yanlış yere gidiyorum. Benim gideceğim yer burası. Ben niye oraya gidiyorum şu anda? Aldım hemen oraya gidiyorum. Helikopter yok ki. Oraya çıkmam lazım. Helikopterle çıkmam lazım. Ben niye böyle bir şey yaptım? Lan arkadaş. Şimdi indireceğiz o helikopteri. Hazır mıyız? Helikopter duruyor mu? Duruyor. Peki. Peki. Ver silah. Hocam biraz da seri. Kusura bakma da o helikopter artık benim. O görevi tekrar yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu da bir atlayış daha yaparız herhalde. Nasıl be? Pekala o zaman ben bu bölümü burada sonlandırıyorum reisler. Kendinize çok iyi bakın çünkü bu helikopteri alamıyorum. Orada nasıl çıkacağım bilmiyorum, ona bakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.